Daha önce VPF ile hazırladığımız Listbox uygulamasından sonra biraz daha detaylı bir Listbox veri tabanı bağlama, veri bağlama uygulaması yaparak bu alanda data binding işlemini biraz daha derinlemesine inceleme fırsatımız olacak bu dersimizde. Öncelikle yapı olarak aynı teknolojileri kullanacağız. VPF, bir Listbox, SQL Server ve aynı tablo, aynı kayıtlar. Burada AdventureWorks veri tabanını kullanacağız gene. Gene person.contact tablosunu kullanacağız. Bunun içerisindeki kayıtlarla çalışacağız. Öncelikle F5 ile çalıştırıyorum. Nasıl bir sonuç çıkacağına bakalım burada. Sol tarafta ad, telefon ve e-mail bilgileri var ve sağ tarafında da onun veri tabanındaki karşılığındaki kayıtları sırayla listelenmiş durumda. Biz burada bu yapıyı nasıl kurduğumuza bakacağız. Bunun yoğun kodlama tarafı XAML'da gerçekleşiyor. Öncelikle XAML kısmına geçiş yapıyorum ve yukarıdan neler yaptığımıza sırayla bakıyoruz. Öncelikle Windows Resource içerisinde çalışmamız gerekiyor bu tasarımları gerçekleştirmek için. Tabii bu kullanacağımız yöntemlerden birisi sadece. Biz şu an Windows Resource'lar içerisinde bu işlemi gerçekleştireceğiz. Öncelikle ben bir data template oluşturacağım. Bu data template benim listbox'ımın içerisinde static resource olarak kullanılacak. Bu static resource ne demek? Öncelikle bunu anlatmamız gerekiyor. Static resource ve dynamic resource var. Birçok resource kaynağı var VPF'de. En çok kullanılan static resource ve dynamic resource diyebiliriz. Burada static resource'lar durağan, adından da anlaşılacağı gibi static, yani durağan resource, durağan kaynaklar. Bu ne demek oluyor? VPF çalıştığı zaman, VPF çalıştıktan sonra, daha doğrusu çalışacağı zaman bu ekranda static resource kaynağı bir kere çalıştırılır. Yani static resource diyelim, veri tabanından kayıt çekmek için kullanılacaksa veri tabanından o kayıtlar çekilir ve daha sonra o kaynakta herhangi bir değişiklik yapılırsa bu static resource tetiklenmez. Yani değişmez, güncellenmez diyebiliriz. Sabit kayıtlar, sabit veriler için kullanılır static resource. Biz burada static kullanacağız çünkü veri tabanından bir kere bu kayıtları çekeceğiz. Daha sonra onların üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok bu uygulamamızda. O nedenle data template oluşturup içerisinde bir stack panel açtım. Onun içerisinde de şablon olarak bakacağız. Burada 3 adet 4 adet duck panel var. Bunların her biri aynı yapıya sahip olduğu için öncelikle bir tanesini inceleyeceğiz. Duck panel içerisinde 3 adet text block var. Bu text block'ın işte içerisindeki fontlar bold olsun, kalın olsun ve adını veriyorum ad bilgisi olarak. Foreground olarak black, yani siyah renkte olsun. Duck panelin dock özelliğinde left, yani sola dayalı olsun bu text block. Margin özelliğinde soldan 5, içeride yukarıdan 0, yani yukarıya 0, sağdan 10 ve alttan da 10 uzaklığına sahip kenarlara. Ve hemen altında bir text block daha var. Bu da aradaki boşluğu temsil ediyor. Onun altında da text block var ve onun da text özelliğinde binding olarak first name'i veriyorum. Bu da buradaki adın karşılığında veri tabanından çekilecek olan kayıtların first name sütununu temsil ediyor. Yani bu static resource ile gelecek kayıt. Burada foreground olarak da red veriyorum, kırmızı. Font weight olarak da bold olsun diyorum, kalın. Çalıştırıp tekrar üzerinde göstereyim. Buradaki oluşturduğumuz duck panel en üstteki ad özelliğini temsil ediyor. Mesela burada ad yazıyor. İşte bu sabit bir alan. Ben girdim buradaki değeri ad olarak ve aradaki boşluk bile burada görünüyor.
bilinçli olarak düzenli olması için boşluk koydum. Hemen arada bir boşluk var. Gördüğünüz gibi o boşlukta buradaki ikinci text block'tan gelen boşluk. Bu noktalama işaretinden sonraki boşluğu kastediyorum. Ondan sonra Gustavo yazıyor. O da neydi? Text block'tan, veri tabanından alınan bu text block değeriydi. Binding ile first name ismini yazdık burada. Daha sonra foreground olarak da bunun kırmızı olmasını istediğimi bildirmiştim ve gördüğünüz gibi kırmızı ve kalın. Daha sonra burada şu şekilde genişleteyim. Hemen altında bir dog panel daha var. O da aynı şekilde telefon bilgilerini tutuyor. Mesela hemen her birini bir kayıt olarak düşünüyoruz. Biz bir kaydı tasarlıyoruz burada. O kendisi otomatik olarak bunların hepsini listeleyecek. Telefonda da karşılığında telefon yazıyor. Veri tabanından alınan telefon. Burada ne var? Text block, bold ve text olarak da telefon yazdım. Foreground'ı black olsun. Gördüğünüz gibi bu da siyah. Dock özelliği left, sola dayalı. Margin değerini de verdim. Ve bu şekilde. Altında gene bir boşluk bıraktım ben yan tarafta. İkisi arasında boş olması için. Hemen diğer text block'ta ise binding olarak pawn, yani veri tabanındaki buradaki telefon değerini yazdım ben orada. Bu da ikinci dock panelimizdi. Hemen altında da e-mail adresini de bu şekilde yazdım. Gördüğünüz gibi e-mailler yazıyor. Burada da e-mail adres, yani veri tabanındaki bu e-mail adres sütununu kullanıyorum. En sonunda da bu her kayıt arasında bir belirteç olması için alt çizgiler yerleştirdim. Bu alt çizgileri de burada kendim verdim statik olarak. Bu da ayrı bir dock panel. Bu stack panel ve data template'i kapatıyorum Window Resource içerisinde. Bunu nasıl bağlayacağım? Static resource'lar çok bu şekilde Window resource'ları kullanırsak çok basit şekilde bağlanabilir. Birden fazla yerde, yani birden fazla list box'ta bu yapıyı kullanabilirsiniz. Çünkü bu Window resource'lar içerisinde oluşturulmuştur bir template'tir. Yani list box'ın özelliklerinde hazırlanmış, list box içerisinde hazırlanan bir tasarım değildir. Bu şu ismi kullanarak, key'i kullanarak tüm VPF tasarımlarında kullanabilirsiniz. Burada list box name olarak da LST kontak verdim. Item template olarak da dedim ki bu bir static resource. Bunun adı, yani bağlamak istediğim bu list box'ı bağlamak istediğim template'in adı da list box template. Item source olarak da veri tabanından bağlayacağım, buraya bağlayacağım tabloların sıfırıncı indeksi. Hemen arka plana geçeceğim. Şimdi bunu kapatarak. CS tarafında bu ne demek oluyor? Şimdi veri tabanında bazı sorgular gerçekleştireceğiz. Burada SQL Connection'ı kullanacağım ben AddOnNet içerisinde. Öncelikle SQL Connection'ın bir nesnesini oluşturuyorum ve SQL Command'dan da oluşturuyorum. CMD ve Connection John adında. String olarak da SQL değişkenini kullanıp diyorum ki bu sorguyu veri tabanında çalıştır ve bana getir. Buradaki title, last name sütunları gereksiz aslında. Onları da kullanabilirsiniz mesela o tasarım içerisinde. Ben gerek duymadım. Burada connection string olarak da diyorum ki veri tabanına bu connection string ile bağlan. Nedir bu? Data source olarak local host'u belirtiyorum nokta ile. Initial catalog AdventureWorks, yani veri tabanı AdventureWorks. Daha sonra bunları hazırladıktan sonra bunları kullanmaya geldi sıra. Öncelikle main window içerisinde this.loaded diyerek bu formun load olurkenki eventini fırlatıyorum. Bu event içerisinde bir metot çalıştırıyorum. Bu çalıştırdığım metot içerisinde data uygulamalarını gerçekleştiriyorum. Yani veri çekme işlemini. Bunun da adı bind data. İçerisinde dataset oluşturuyorum DS adında. Bu datasetin altında da using bloğunu kullanarak ben veri tabanına bir bağlantı oluşturuyorum.
Ve bunun içerisinde de diyorum ki yukarıdaki command'ı kullanarak bir SQL command nesnesi oluştur new ile. SQL stringini verdim ilk parametre olarak ve ikinci parametre olarak bağlantıyı veriyorum. Hemen altında SQL Data Adapter oluşturuyorum ADP adında ve daha sonra bağlantıyı açıp open diyerek açıp bu veri tabanı işlemini gerçekleştirmeye hazır hale getiriyorum. ADP.select command diyerek buna yukarıda oluşturduğum CMD'yi yani command'ı veriyorum. ADP fill ile oluşturduğum dataset içerisine contact data table adıyla ve burada önemli bu datasetin sıfırıncı indeksi oluyor bu. Sıfırıncı indeksinin adı contact yani veri tabanı olarak dataseti düşünürsek bunun içerisindeki data table yani veri tabanı tablosu contact. Daha sonra da bu dataseti LST contact'ın data context'ine veriyorum ve bu şekilde çalıştırıyoruz. İşte veri tabanı uygulamalarında VPF'i bu şekilde etkin olarak kullanabilirsiniz.